Hepinize selam millet, ben Feanur. Valorant'a yeni bir Türk ajan geliyormuş. Şimdi bu Türk ajanın Türk olduğu söyleniyor ve fotoğraflarda şöyle bakıldığında bu ablamız görünüyor. Bu ablamız bayağı etkileyici. Buradan Valorant PP'ye girdi, ne alakaysa. Yani şu kişi olduğu söyleniyor ama tam emin değilim, bu konuda hakim değilim. Ama yani izlediklerimize bakılarak yeni gelecek ajanın Valorant çok çok camiasını bütün etkileyici ajanlara olduğu korku sağlamaya söyleniyor. devam ediyor. Şimdi Bütün ajanlara birer birer tehdit ediyor. Ve geriye adım şöyle atması bir yok. Oldukça belalı bir operasyon ablamız yakın şeyi zamanda var. bizlerle olacak. Onu Elimden geldiğince size sıçrayarak hareketli Valorant içerikleri yapmaya dinletmek çalışıyorum istiyorum. ve Valorant sizlere bahsedeceğim. Tüm oyuncular olarak inanılmaz. Bayağı bayağı etkilendiğim bir video oldu. Berkay kardeşim, eline sağlık bu konuda. Arkadaşlar, burada bir operasyon videosu var. Operasyon videosu diyorum. Aynen, bütün ajanların olduğu, yani genelde oynanan ajanların böyle 6-7 tane ajanın, Brimstone ekibinin olduğu bir operasyon videosu var. Biraz Hepinize heyecanlıyız iyi abi. Peki ya seyirler yeni diliyorum. sınıflar ne? Ekranda görebildiğiniz gibi. Birisi Oo, burada. bu değildi galiba ya. Hangisiydi lan? Geçmişimize gelelim. Her ne kadar hiçbirimiz anlam veremese de Aynen bundan bu. ya neyse daha fazla. Şimdi burada operasyon videosunu izleyeceğiz arkadaşlar, hep beraber sizinle beraber. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben çok etkilendim. İzlemeyenler varsa aşağıda bu videonun linkini de paylaşacağım. Berkay atmıştı değil mi? Aynen, Berkay atmıştı kardeşimiz. Güzel bir abonesi de var. Buradan siz de Berkay'a abone olup takip edebilirsiniz ve yeni videolarında haberdar olabilirsiniz. Geçelim videomuza. Uzatmayayım lafı, siz de dinleyin, arkasından hemen yeteneklerinden bahsedeceğiz. Kuş bakışı, Breach konuşuyor. Havalar nasıl? Kuş bakışından kuleye. Hava hakimiyeti Akbaba'da. Siz ne durumdasınız? İstanbul'da sakin bir gece daha. Artık değil. Cypher'dan bütün birimlere sinyal yakaladım. Şantajımız doğuya ilerliyor. Dördüncü bölgeye girdi. Neon, bu sabah konuşuyor. Hedefi görüyor musun? Evet, burada. Bir binaya giriyor. Bir depo sanırım. Görüyorum. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. Kuş bakışı yolda. Görüş seviyesine doğru alçalıyorum. Hadi bakalım. Ağ daraltıyoruz. Chamber'dan ekibe. Hedef için konum aldım. Deponun kuzeybatısında bir binanın çatısındayım. İçeriği görüyor muyuz? İçeriye bağlanamıyorum. Bu kuşun yuvası ağın dışında. O halde doğru yerdeyiz. Ters köşede çatı penceresi var. Buradan giriş mümkün. Tamam, bana bırakın. Görüş sağlayın ve ekibi bekleyin. Hedefle temas kurmayın. Tamam. Cypher, polis kanalında durum nedir? Sakin olun, fark edilmedik. Cypher, Güney Otoparkı'nda benimle. Kuzey bende. Sova? Çatıdayım. İçeri giriyorum. Sova, görüş alanımdan çıktın ama radarda görüyorum. Devam. Binanın doğu bölümü bir depo. Kuzey-güney yönünde 10 koridor var. Hedef ortalıkta yok. Batı tarafında ofisler görüyorum. Hepsi boş. Arkadaşlarım beni gaza getirdi, bir ajansa Hayda, kaybetti. 2-3 hafta arkadaşlar. Sonra aradılar beni abi. Netflix'te bir dizide... Drone'la arama yapacağım. Olumsuz. Harekete geçme. Yanına Cypher yolluyoruz. Drone gönderiliyor. Olumsuz Sova. Harekete geçme. Bir koridor var. İki tarafında kapılar. Kuş bakışından Sova'ya. Harekete geçme ve destek bekle. Emre cevap ver. Yavruları. Bizi duymuyor. Kuş bakışından Sova'ya. Duyuyor musun? Sova cevap ver. Sova. Bu böyle olmayacak. Cypher, Neon. Sova ile bağlantı kurmak için yaklaşın. Gizlilik protokolünde kalın. Kapıda elektronik kilit var. Hallettim. Arkadaşımızı bulalım. Bekle. O neydi? Kalp atışlarınızda artış var. Rapor verin. Burada bir şey var. Üstümüze geliyor. Nedir bu? Cypher, dikkat!
Cypher, Neon, durum nedir? Keo, bir şey göremiyoruz. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Durun, yanınıza geliyorum. Kuş bakışından Chamber'a, bir şey görüyor musun? Ne? Olumsuz, açı değiştiriyorum. Sağına bak. Sova, cevap ver. Hiç, sağına bak. Fırlayamıyorum. Alın şunu üstünden. Bir tane daha geliyor. Chamber atışı hazır. Hedef belirtin. Reach'in 8 yönünde. 10 metre. Oh, tam isabet. Oh, helvete. Geri çekil. Geri. Yardıma geliyorum. Yetiştim. Chamber, sen de. Hill. Çıkın oradan. Durun. İşte orada. Nerede? Hedef kaçıyor. Dışarı çıktı. Akbabayı otopilota aldım. Geliyorum. Kea, olumsuz. Çok yüksektesin. Artık gücün yok. Kıpırdama, eller havaya. Kımıldama, yakalayın hemen. Hedef ele geçirildi. Rahatlayabilirsiniz. Bir dakika, yalnız mıydı? O da Radyant. Radyo hareketlendi, polis geliyor. Bu işte bir gariplik var. Tabii ki var. Hedefi biz bulmadık. O bizi buraya getirdi. Yani tuzak mıydı sence? Hadi, gitmemiz lazım. Emir değişmedi. Herkes toplanma noktasında buluşsun. Sorgulama için merkeze götüreceğiz. Yürüyün. Kullandığı yeteneklerin bazılarının isimleri zaten ortaya çıktı. Örneğin Enemies Mark, yani bu düşmanları bir nevi tespit etmek demek. Bu yetenek ise yeni gelen ajanın zaten yeteneklerinin sızdırıldığı bu fotoğrafta yazıyordu aslında. Bu yetenek ise Hunt yeteneğine ait arkadaşlar. Hunt yeteneğinde aynen şöyle yazıyor. Reveal them diye bir şey çıkıyor. Yani bu da aslında rakiplerin ortaya çıkarmak, rakiplerin yerini tespit etmek anlamında. Dolayısıyla burada yazan sızıntı kelimeyi bu yeteneğe bağlayabiliriz. Aynı zamanda bir diğer yetenek içerisinde geçen kelime ise şu: Enemies Tethered. Bu da rakipleri kör etmek, anlık görüşünü kısıtlamak anlamına geliyor. Bu yeteneğin ise aynısı zaten Sigiz yeteneğinin içerisinde yazılıyor. Bayağı Enemies Tethered yazıyor. Zaten bu dinlediğiniz ses kaydında da Cypher mesela burada bir şey olduğunun, üzerimize bir şeyler geldiğinden bahsediyor. Üzerine gelen şeyler ne? Ekranda gördüğünüz Prowler yeteneği. Burada bildiğiniz gibi yeni gelecek olan ajan rakibin üstüne birer kurt gönderiyor. Tıpkı Spike hücumda olduğu gibi. Ve eğer kurt Arkadaşlar, yeni gelecek ajanla alakalı bir şey söyleyeceğim. Platformlarda ajanla alakalı çok şeyler paylaşıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Birkaç fotoğraf, birkaç özel yetenek, birkaç yetenek, işte yetenekleri şu, bazı platformlarda yetenekleri bu tarzında konuşuyorlar. Ama yetenekleri şöyle söyleyeyim, kesinleştirildi. Bunun için de Valorant, yani Riot'un kendi sayfasından buna bakabilirsiniz. Bence çok iyi bir ajan olacak ama ajanın ne zorlukta olacağını tahmin edemiyorum. Bana kalırsa ajan gerçekten çok zor olacak. İyi oyuncuların oynayabileceğini düşünüyorum bu ajanı, çünkü birkaç ajan karışımı gibi bir şey. Şimdilik benim için bu kadar. Yani tanıtım videomuz bu kadardı. Yeni ajanın ne olduğuna dair. Soru sormak isteyenler videonun altına yorumlarda belirtebilirler bunu. Teşekkürler arkadaşlar.